Sınır Ötesi'nden merhabalar Senur Yassıkaya ve e, Doktor Filiz Katman'la birlikteyiz yine. Bu hafta gündem yine bir hayli yoğun. Evet. Ee, Senur Yassıkaya, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi. Evet. Biden bunu açıkladı. Bu belgede birçok madde var. Özellikle işte Amerikan halkının e, refahı için çalışma. Bu normal. Amerikan ordusunun Modernize, modernize edilmesi, edilmesi. Çin'in rakip olduğu vurgusu. Bu da önemli evet. bir şey. İşte Rusya ile mücadele, Ukrayna'yı destekleme, Hint Pasifik'teki müttefiklere destek, Moldova, Gürcistan e, gibi ülkelerin Batı ile yakınlaşmasına evet. destek. Evet. E, bir de tabi orada Türkiye ile ilgili bir madde de var. Türkiye'nin de Batı ile olan ilişkilerini, yani evet. Türkiye ile Batı'yı ilişkilendirme noktasında Amerika'nın orada da bir destek e, rolü bu belgede yer alıyor. Evet. Bu bunlardan ya da başka da olabilir. E, benim aklıma gelmeyen maddeler de varsa hani en çok ...dikkati e, dikkate çeken, senin dikkatini çeken hangisi soldacı oradan başlayalım dersen. Yani bence metnin ruhu yani 48 sayfalık bir metinden bahsediyoruz. O metnin ruhu tamamen e, ABD'nin artık dış politikasını Çin'e yönelik dizayn ettiğini gösteriyor. Yani o metnin aslında bize gösterdiği işte başlangıcından Son sayfasına kadar neredeyse Çin lafının ya da işte İngilizcesiyle People Republic of China yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin geçmediği neredeyse hiçbir sayfa yok. Her sayfada Çin'e mutlaka bir atıf yapılmış. Her ne kadar Çin için bir soğuk savaş konseptinden bahsedilmese de ve kim alanlarda işbirliği yapılabileceği bahsedilse de tüm sayfalar işte Avrupa ile ilişkilerden Asya'ya, Hint Pasifik bölgesine, Afrika'ya kadar tüm bölgelerde Çin e, e, birinci rakip olarak e, ABD tarafından görülüyor ve Çin'in e, bu e, şey zaten şeyde rakip şöyle diyor e, şeyde e, metinde Çin e, uluslararası sistemi e, değiştirebilecek siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olan tek e, evet. rakip ülke olarak söyleniyor. Rusya'da geçiyor orada ama Rusya bu böyle bir kontrol oturtulmuş değil. Zaten Rusya'nın işte Ukrayna'da Oldukça zorlandığı da metnin içerisinde belirtiliyor ama Çin için e, ABD'nin e, küresel gücünü sınayan önemli rakip olarak değerlendiriliyor. Ve zaten e, baktığımız zaman e, metinde e, özellikle NATO ile beraber işte AUKUS e, ve KUAT gibi e, Asya-Hint Pasifik bölgesinde oluşturulmuş e, Anglo-Sakson ve diğer bölgedeki e, ABD müttefiklerinin oluşturduğu ittifaklara özellikle vurgu yapılıyor. Ve o ittifaklar üzerinden aslında artık ilişkinin yürüyeceği ve Çin'e yönelik bir e, çevrilme stratejisinin e, orada yürütüleceğine yönelik e, a, a, satırlarında şeyler var, cümleler var. Burada en önemlilerinden birisi e, Avrupa ile Hint Pasifik bölgesindeki e, ülkelerin birlikte çalışmasına yönelik e, ifadelerin oldukça yoğun olması. Yani işte NATO'nun mesela bu NATO'nun Madrid zirvesinde 2022 Haziran'daki Madrid zirvesinde ve orada Çin'e yapılan atıf atıfa işaret ediliyor ve onun üzerine sen de biliyorsun sen o zirvedeydin zaten takip ettin Japonya Güney Kore gibi ülkeler oraya davet edilmişlerdi ve temsilciyle temsil edilmişlerdi Özlemci olarak evet he, temsil edilmişlerdi sonuçta demek ki biz önümüzdeki günlerde işte zaten şey diyor. 10 yıl oldukça kritik diyor e, küresel rekabette kimin e, üstün olacağını görmek için. Ve bu 10 yıllık zarfta biz e, e, Avrupa'daki ABD müttefikleriyle e, Asya Pasifik'teki, Hint Pasifik bölgesindeki ABD müttefiklerin daha yakın işbirliği içerisinde olduğunu ve hatta kimi bazı e, NATO üyesi ülkelerin e, Hint Pasifik bölgesinde daha fazla varlık burun gösterdiğine e, şahit olacağız gibi gözüküyor. Zaten işte e, AUKUS onlardan birisi İngiltere, Avustralya ve ABD arasında imzalanan bir anlaşma. Bu anlaşmaya zaten Çin oldukça sert tepki göstermişti. Çünkü orada e, Avustralya'ya nükleer denizaltıların verilmesi ve bir nevi Hint Pasifik bölgesindeki nükleer varlığın artırılması öngörülüyordu. Hakeza Kuat da benzer bir yapıya sahip. Orada da işte Hindistan var, e, Amerika var, e, Avustralya var. E, o ülkeler de e, kendi içerisinde hem siyasi bir işbirliğini hem de ekonomik bir işbirliğinin e, geliştirilmesi öngörülüyor. Tüm bu çerçevede e, baktığımız zaman Avrupa'nın varlığı biraz Hint Pasifik bölgesiyle e, yani ilişkilendirilmiş durumda. Zaten e, ABD Avrupa'daki çoğu varlığını şu an Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri üzerinden gösteriyor. Çok fazla şey vurgusu yok. Fransa ve Almanya'ya çok fazla bir vurgu yok. İngiltere yine önüne çıkarılmış belgede senin de bahsettiğin Türkiye vurgusu enteresan. Türkiye böyle isim olarak fikredilen nadir ülkelerden birisi. Metin içerisinde e, ve Türkiye'nin işte batı ile bağlarının e, sağlamlaştırılmasına yönelik pilot e, politikalarında geliştirileceği bahsediliyor. Tabii e, Türkiye'nin burada izlediği aslında o metnin içinde bahsedilen Türkiye'nin kendine özgün izlediği dış politikanın etkisini de aslında orada görüyoruz. Türkiye daha önceden işte batının sadık müttefiki olarak görülürken ve aslında edilgen bir konum varken şu an belirleyici bir konumda ve ona uygun aslında politikaları izliyor. ABD'nin de bence o vurgusu ona dikkat çekiyor. yani işte Çin'le beraber eee kaç Çin bir rakip olarak görülüyor ama gösteriliyor ama Türkiye oradaki vurguyla aslında bir nevi o son 10 yıllık süreçte e, ABD'nin dış politikası için kritik ülkelerden birisi olacağı da olduğu da gö gösteriliyor. Et, Yunanistan hiç geçmiyor tabii o e, atıflarda. E, yani şu an için bunları söyleyebiliriz. E, Filiz Hocam, Orta Doğu, mesela Orta Doğu Amerikan yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesinde e, tıpkı işte Yunanistan geçmiyor dedi ya sen Nur. Evet. Neredeyse hiç geçmiyor diyebiliriz. Geçiyor tabii ki Orta Doğu ismi ama nasıl geçiyor? E, entegre olmuş bir Orta Doğu bölgede Amerikan ihtiyacına Amerika'ya ihtiyaç duymayacak ya da bölgedeki Amerikan ihtiyacı azalmış olacak diyor. Yani Amerika Orta Doğu'da yani Orta Doğu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne hep ihtiyacı vardır. Biz hep oradaydık. E, bundan sonra Orta Doğu'nun bir Amerikan ihtiyacının azalacağı ...öngörülüyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Tabii aslında bunu açıklayabilmek için Trump dönemi ve Biden dönemi ortadoğuya bakış arasındaki farkı görmek gerekiyor. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadoğu politikasında İsrail'in güvenliği temelli bir yaklaşım vardı ve bölge ülkeleriyle ilişkilerde birinci parametre bu. Buna bağlı diğer e, parametreler değerlendirildi ve bu noktada tabii İran e, hemen öne çıkan başlık idi ama e, Trump döneminden sonra bu durum değişti. E, Biden iktidara geldiğinde P5+1 5 müzakerelerine dolaylı da olsa e, Amerika Birleşik Devletleri dahil oldu ve şu anda e, bir anlamda İran'la e, İran'ın sisteme dahil etmeyle ilgili girişimler var ama İran pek o, o şeyde değil. ...daha çok Rusya ve Çin'le beraber... hareket etme iradesi gösteriyor gibi görünüyor... ...Hindistan'da dahil olmak üzere. Şimdi bunun nedenlerinden bir tanesi... ...zaten strateji belgesi ...çok net bir şekilde ortaya konuluyor. Çünkü artık hedef... E, ...Çin ve Rusya. Rusya ikinci e, planda kalıyor. Çünkü Rusya'yla bir müzakere var. İkinci yalta belgesi diye adlandırılan... E, ...Rusya'yı... E, ...yanına çekmeye çalışan bir batı var. Ama bunu e, burada... Maddeler üzerinde uzlaşılamadığı ifade edildiği için geçtiğimiz sene NATO liderler zirvesinde o noktada e, hala bir e, pürüz e, yaşanıyor ve Rusya'nın Çin'le beraber o ikinci yalta belgesindeki maddelerde müzakere sürerken uzlaşı sağlanmadıktan sonra e, NATO Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmaları durduruluyor. Arkasından Afganistan'dan bir anda çekilen bir Rus e, Batı görüyoruz. Ve hemen arkasından Rusya'nın ciddi, ciddi yığına, Ukrayna sınırına ve çeşitli e, istihbarat raporları yayınlanıyor. Batı kanadından İngiltere ve Amerika başta olmak üzere Rusya'nın bir hamle yapacağına dair. Pek ciddiye alınmamıştı o noktada. E, bunun ciddi alınması yönünde yayınlar da yapmıştık o dönemde. Ve hemen e, sonrasında Şubat ayına geldiğinizde Pekin Olimpiyatları sırasında e, Çin ve Rusya ortak bir deklarasyonla mevcut olsa sistemi beraber değiştireceklerini ilan ettiler ve 20 gün sonra da e, Ukrayna'ya o meşhur e, saldırı gerçekleşti. Şimdi böyle bir süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin neden şu anda bu bu şekilde bunu ifadelendirdiğinin açıklaması bir açıklaması daha var. O da enerji parametresi. E, kaya gazı ve kaya petrolünü e, çıkarabilecek teknoloji geliştirdiği noktada Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki e, rezervlerin kontrolünü da ihtiyaç duymaz hale geldi. Hatta ve hatta e, hem doğal gaz hem de petrol piyasasında Rusya'nın e, ve Suudi Arabistan'ın elinden e, birincilik sırasını alır alır noktaya geldi ve Trump'ın o meşhur e, Amerika'yı yeniden büyük ol, büyük yapmak diye tabir edilen e, bugüne kadar e, Asya ülkelerinde, üretim yapmayı tercih eden ayıkan firmalarına ülkenize geri dönün enerji fiyatları artık e, ucuzladı maliyet ucuzladı burada üretim yapabilirsiniz kampanyasıyla şekillenen süreci yaşadık ve sonrasında da işte Obama döneminde başlatılan e, Ortadoğu'dan asker çekme peki Ortadoğu'nun kendi başına idare edilmesi ne anlama geliyor orada da işte İsrail'e bakmak gerekiyor e, bu e, politika değişikliği sonrasında da İsrail'de e, bir anlamda kendi göbeğini kendi kesme e, noktasında bölge ülkeleriyle ikili ilişkiler geliştirmeye gitti. Bugüne kadar problem yaşadığı ülkelerde öncelikle ikili sonrasında da hatta e, Ortadoğu NATO'su diye adlandırılan e, sürece kadar ilerledi İran'a karşı bir cephe oluşturma bağlamında. Yani o noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nin o ifadesinin e, arkasında yatan bu işin bir anlamda İsrail'e bırakıldığı, e, zaten çok ciddi anlamda teknolojik olarak gelişmeler de söz konusu. Savunma sanayinde çok ciddi hamleleri var e, İsrail'in. E, yine e, buradaki rezervlerin çıkartılması konusunda... E, ...yine Doğu Akdeniz'de, e, Doğu Akdeniz boru hattı yerine... ...Türkiye üzerinden e, gitmesiyle ilgili e, hem Amerika ilişkileri hem İsrail'in... E, ...yine iradesi söz konusu. E, dolayısıyla Orta Doğu tamamen terk edildi mi? Hayır. Ama bir şekilde... E, Bizzat Amerika Birleşik Devletlerinin varlığı yerine e, İsrail e, gözetiminde sürecin yönetilmesi var. Neden Orta Doğu tamamen bırakılamaz? Çünkü Çin'in enerji ihtiyacını birincil karşıladığı coğrafya Orta Doğu ve hatta şu anda OPEC Plus'la yaşanan krizin bir benzeri e, daha önceki senelerde Trump döneminde. E, Çin ile Suudi Arabistan petrolü Yuan üzerinden fırtına alma üzerine anlaşma yaptıktan sonra... ...meşhur Suud prenslerinin bir anda dervesi edildiği görüntüler... ...ve hemen arkasından da Trump, Mursi ve Su Suudi Arabistan kralının meşhur kürelerindeki fotoğrafını biz görmüştük. Şu anda da belli bir süreç yaşanıyor. Çin bu hamleye karşılık şu anda aslında geçtiğimiz aylarda bir hamle daha yaptı. Dolayısıyla Ortadoğu ile ilgili bu durumun tam olarak açıklaması Ortadoğu'nun kendi haline bırakılmasından ziyade İsrail'in bu süreci yönetmesi ve orada bölge ülkelerinin işbirliği yaparak Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı bir cephe oluşturma konusunda kendi aralarında süreci yönetmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu noktada uzaktan e ee, yine İsrail e ilişkileri bağlamında müdahil olması gibi bir durum söz konusu Çünkü öncelik e, meşhur o e, Biden iktidarı geldiğindeki o konuşmada da ifade ed edildiği gibi e, Çin ve Rusya önceliği var Rusya tabi hala e, bloğa alınmaya çalışılıyor ama o noktada yalt, ikinci yalta belgesinde belli maddelerde uzlaşı olmadığı için e, şu anda hala Rusya'da, hedef hedefte görünüyor. Ama tehdit algılamasında Çin tehdidi birinci. Orta Doğu'da o yüzden bırakılamaz. Kendi, tamamen kendi haline bırakılamaz. Çünkü Çin'in enerji güvenliğini sağlamada Orta Doğu coğrafyası bir numaralı öneme sahip. Sen Ukrayna Rusya savaşının şiddetlenmesi Rusya'nın referandumu ile birlikte Ukrayna topraklarına illegal bir şekilde kendi haritasına kattı. Zaten evet. belliydi. Şiretlenci belliydi. İşte nitekim Kerş Köprüsü'ne vurdu. Aynen, e, evet. Ukrayna sonrasında Kiev, Lviv bu şehirler yeniden evet. bombalandı. Aynen arkadaşlar. İşte, Ukraynalılar karşılık verdi. Rusların savaş çağı düştü. Termik santralleri vurmaya başladı evet. Ruslar. Bu arada bir şey oldu. Bu kamikaze saldırıları yapmıştı daha önce Ruslar e, Ukrayna'da. Evet. Bu kez İran e, silahlarıyla, İran İHA'larıyla evet. Bu kamikaze saldırılarını gerçekleştirdiler. Ve e, hep o şu oldu. Yani İran'da da artık bu savaşın içerisinde? E, tabii İran'ın satın alınan silahlar. E, bu i̇ha silah meselesi üzerinde İran'ın da bu denklemdeki rolü. Tabii Rusya silah almış. İran bunları üretiyor. Suriye'de de kullandılar evet. bunları. E, Ruslar bu konuda biraz geride. Hatırlayacaksın geçen sene Putin e, iki gün boyunca bir zirve yapmıştı. İHA'lar ve SİHA'lar üzerine bütün okurmaylarını toplayıp. Onlar hatta özel özel böyle çok daha basına da yansıdığı şekilde ciddi anlamda baskılar da oluşturmuştu. Hani bayraktarları kadarını yapacağız. En az onlara kadar iyisini yapacağız noktasında evet. talimatlar da vermişti. Ama genel noktada belli ki Ruslar İHA ve SİHA konusunda daha hala gerideler. İran'dan aldıklarını kullanıyorlar. Tabi İran'ın o kamikaze İHA'ları ne kadar modernize ne kadar teknoloji e, harikası ürünler. Orazım için çünkü alıyorlar. E, ucuza da mal ediliyor. Yani evet. işte ya, onların bir tanesi da... tabii tabii yani bir 40 e, 30 40 bin dolara e, takriben mal oluyor ve bir roket evet, füzeden daha ucuza mal ediliyor aslında evet. bu anlamda baktığınız zaman. Belki de bundan dolayı İran'ı tercih ediyorlar. Ama enteresan tabii yani İran'ın da yine bu savaşla adının zikredilmesi. Yani şöyle zaten son dönemde İran'ın hem Çin'le hem de Rusya'yla hep birimiz hepimiz şahit olduk. Ee, bu özellikle Trump döneminde e, Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra e, Çin'e uyguladığı sert ambargolar neticesinde Tahran biraz direksiyonu hem Moskova'ya hem de yani hem askeri destek hem de siyasi ve ekonomik destek amacıyla hem Pekine hem de Moskova'ya kırmıştı şimdi biraz onun diyetine öder tarzda e, Çünkü şöyle sağdan şöyle de haberler geliyor artık e, savaşta 7 aya giriyoruz ve Rusya'nın e, cephane Stonun da artık tükenmekte evet. olduğunu zaten sınırlı olan e, akıllı füze sayısının da giderek azaldığını e, zaten senin de bahsettiğin gibi bu İHA siyah teknolojisinde oldukça geride Rusya ve orada işte Orlan e, sihaları var ama onlar da e, çok yani bugüne kadar gördük Ukrayna tarafından kolaylıkla düşürülebiliyor e, sonrasında ABD'den ve batıdan uygulanan teknoloji e, ambargosu da Rusya, Rus, Rus ordusunda oldukça etkili çünkü düşürülen e, Rus helikopter ve uçaklarında işte Amerikan teknolojisine rastlanmıştı. Çip özellikle çip konusunda ABD ve Batılı ülkeleri oldukça bağlı durumda Rusya. Bu çerçevede e, sil baştan bir geliştiremeyeceği için ilk aşıya, e, tedarik noktasında e, İran'a başvurmuş gibi gözüküyor ve İran da ona işte bu şahit e, siyah, e, kamikaze dronlarını verdi. E, son olarak işte Reuters'te bugün bir haber vardı. E, o kısa ve orta menzilli balistik füzeleri de tedarik edeceği söyleniyor. İran'ın e, Rusya'ya bu konuda İran zaten Orta Doğu'da envantili oldukça geniş ülkelerden birisi. Bunu biz nereden biliyoruz? Hem Yemen'den işte hem de e, Suriye'den ve Lübnan'dan evet. e, böyle bir teknolojileri kendisini desteklediği gruplara verdiğini biliyoruz. Hizbullah. Hizbullah yani, filan. Yani, evet. Haçlı Şabi'ye. şabiye filan veriyor. Ee, mesela Erbil'deki Amerikan ha, tabii, evet. yani, saldırılarda Son bir senede en az iki kere saldırı oldu. Aynen yani, yani Suriye'deki ABD üslerine de benzer e, İHA'larla falan saldırıldığını biliyoruz. Bu çerçevede e, e, tabi şey... Yani İran'dan gelen stoğu birazcık kullanıyor şu tabii, an. An, evet, Öyle Tabi bir de şey var yani Rusya bu savaşa hani hazırlıksız girmiş e, diyorduk ya. Evet. Yani onun da bir göstergesi aslında bu. Çünkü o kadar çok gösterge var ki en baştan itibaren alacak olursak oradaki askerlerin o kadar yığınak yapması ve sonra böyle çil yavrusu gibi dağılıp alırlar. Evet, evet. Ve oradaki kullanılan silahlar noktasında da mesela şunu bile aslında çok fazla idrak etmedikleri de belki ortaya çıkıyor. Sadece şeyden konuşarak söylüyorum tabii eldeki veriden. Yani Rusların bu hava savunma sistemleri Bayraktar İhalar tarafından ve Siyahlar tarafından işte Libya'da tabii, vuruldu. Aynen. Suriye'de, Suriye'de vuruldu. Karabağ'da vuruldu. Farklı e, Libya'da Libya'da var. Evet. E, Karabağ'da ee, Azerbaycan tarafı Ermenistan'a ait olanlarını vurdu. Yine aynı şekilde yani yine kullanılan silah aynı. Ee, Ukrayna'nın elindeki elinde bayraklar var ee, ve onlar Rusları orada zor durumda bıraktılar. Yani bu demek oluyor ki aslında Rus Rusların o askeri okurmay zekası burada bu durumu fazla hesaplamamış sanki ya da belki de çok fazla ya aşırı güven. E, evet yani şey. Yani belki... şunu hiç düşünmemişler mi? Yani Libya'da bu silahlar bizim bu silahlarımızı vurdu. Evet. Karabağ'da da yine bu silahlar bizim silahlarımızı vurdu. Suriye'de de oldu bu. Evet. Ya bu şeyi gösteriyor bir e, ya zaten askeri uzmanların e, savaşın başından sonra yaptıkları yorumlara bakacak bakacak olursak e, Rus ordusunun hala soğuk savaş donanımıyla ve aklıyla hareket ettiği ve modern Savaş sahasındaki gelişmeleri ayak uyduramadığına yönelik açıklıkları var yorumları vardı Ve işte Ukrayna'dan son 7 ayda gelen bilgiler Ve veriler şimdi bunu doğrular nitelikte Ya yani Rus ordusu kendisini modernize edememiş Ve biz aslında Biraz yani hepimiz yani gaz, gazeteciler ve medyadaki uzmanlar olsun Rusya'nın biraz Cisminin ya da niceliğinin Büyüklüğüne dayanarak aslında Ukrayna'ya çok karşı duramayacağını bir düşünüyorduk ama 2014'ten sonra bu Kırım'ın işgalinden sonra özellikle ABD'nin bu Ukrayna ordusuna verdiği eğitim ve teçhizatlandırma sonucunda oldukça dirençli bir ordu kurmuş Ukrayna ve son 7 ayda cephede kazandığı tecrübeyle birlikte Rus ordusunu oldukça zor zorluklar çıkartıyor. Hatta şimdi yavaş yavaş her son bölgesini ve diğer bölgelerde ilerlemeler de kaydediyor. Bunun neti karşısında ise şimdi mesela seferberlik yaşandı Rusya'da ya Kaslı Rusya'dan sınıf, beklenmedik yani. bir e, seferberlik dağınıklığıyla karşı Nira, karşıya kaldı. Ka Kazakistan'da inanılmaz bir Rus nüfusu var. Evet. Kaçan geliyor oraya. Aynen işte gürcülerin de kaçtılar. yani. bunu gördük. Yani nereye gidebiliyorlarsa gittiler. Gittiler yani. Evet. Gitme gücü olan kim var? Kaçabilenler. kaçtılar. Kaçtı, kaçtı. Aynen neredesi? Seferberlikten. Özellikle kaçtı. yetişmiş insan gücünün şu an evet. Rus sınırları dışında kaçtığını söyleyebiliriz. Batı bir temas kurma burada da Türkiye'yi arabulucu olarak kullanma durumu da vardır Rusya'nın geçtiğimiz hafta. Bunlar da konuşuldu ama. Evet pek fazla itibar görmedi bu. Çünkü hani bu savaş yani Rusya şu an için aldığını aldı. Evet. Alacağını aldı. Yani nedir o alacağı? İlhak, İlhak haritasına evet. da kalktı. Tamam bunu kabul edin diyor ama bunu hiç kimse kabul etmez. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani Her, şöyle bir... Ukrayna tarafı e, 24 Şubat öncesine dönmeden 2014'ü de var ayrı ama en azından 24 Şubat öncesine dönmeden Rusya ile masaya oturmaz herhalde. Yani şöyle hatta şey deniyor şimdi özellikle ABD'li eski generaller falan işte gelecek e, Haziran ayında Ukrayna'nın Kırım'ı bile ele geçirebileceğine yönelik iddialar var. Şimdi sahada e, Rusya güçlü duramadığı için o istediği pazarlık e, şansını da elde edemiyor. Yani şimdi 2014'te Kırım'ı ihlak ettiğindeki dünya ile ve Ukrayna ile şu anki dünya arasında çok büyük bir fark var. Yani o, 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 o dönemi hatırlayalım. E neredeyse umurunda bile olmamıştı Batılı evet, ülkelerin o, e, Kırım'ı ihlak ettiği. Türkiye dışında itiraz eden, İtiraz eden de olmamıştı. Aynen sanki orada iş bitecek ve sona erecekmiş gibi davranmışlardı ama e, sonuçta. Başlangıçta destekleyen onlardı. Yani Kiev'deki olay. E, tabii evet. Yani Maydan. Bu destekleyen onlardı ama e, Yanukovic gitti. Sonra işte Poroshenko geldi. O arada Rusya Kırım'ı evet, Donetsk, Kırım don 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 aldı. ve ihlak etti. E, Kimseden de ses çıkmadı. Evet. evet. oldu. Hatta yani e, cılız yaptırımlardan da ötesinde evet. gidilmedi. Ondan sonra e, Almanya ile Rusya arasında Kuzey Ekim'in Boru hattını imzalandı ve inşa edildi filan. Şimdi onlar çok şeyler ama yani o saatten itibaren hala Rusya e, Avrupa işlerini nüfuz edebiliyordu. Hala işte o zaman e, Obama dönemiydi ve Obama dönemi Rusya ile ilişkilerinin resetlenmesinden filan bahsediliyordu. 2014'ten hemen sonra 2015'te Rusya Suriye'ye müdahale etti. Yine kimsenin e, sesi çıkmadı oradan şu an şimdi şey yapıyorlar işte nasıl izin verdi falan diyorlar ama o günkü batı dünyasını hatırlayacak olursak neredeyse bayram etmişler Rusya Suriye'ye girince. Şimdi buradan dönecek olursak şimdi her iki taraf da bence. Obama yani bizzat Obama'nın Obama. Rusya'yı da işte mücadele adı altında 30 Eylül 2015 tarihinde Suriye'ye davet, davet etti. yani. Koalisyona kattı Baktım, yani. yani. siz de Koalisyona katılın gelin burada savaş haklarınızla. Şey, işte söze da işte yani, mücadele edin. Biraz önce Ulusal Güvenlik Belgesi'nden e, bahsettik. O dönemin Ulusal Güvenlik, ABD'nin Ulusal Güvenlik belgelerine bakıldığı zaman yani bir ortak olarak görülüyor Rusya. Evet. Batılı, ülke, Batılı ülkelerle birlikte. Yani aslında Rusya'nın önünü açan ve bugüne gelinmesinin e, en önemli sebeplerinden birisi Batı'nın e, Rusya'ya geldi e, bizimle ortak ol evet. demesinin sonuçlarını yaşadık. E, ta ki işte 24 Şubat 2022'ye kadar. Bu savaş bitecek gibi görünmüyor. Yani Rusya ne kadar bu anlamda hani ya biraz asker anlamda geride kalsa da, iniş şey olarak teknolojik olarak geride kalsa da. Evet. Çünkü bu savaşı kazanmak için Ukrayna'nın direnişinin son, son bulması gerekiyor. Yani. Ukrayna direndiği sürece de bu savaş devam bitmeyecek. edecek. Ukrayna'da Ukrayna da direnişten vazgeçecek gibi değil mi? Niye vazgeçsin? Zaten ta şey bu. işte bu biraz önce bahsettiğimiz kamikaze dronların hmm. özellikle Enerji ve e, altyapılı hatlarını vurmasının evet. en, önemlisi, en önemli sebebi ne oluyor? Yani elektrik saatlerinde ne oluyor? Evet. Elektriksiz bırakıyor Ukrayna'yı. Yani, hem de tam, tam kış aylar öncesinde böyle bir hamle yapmasının esas sebebi büyük ihtimalle e, Kiev yönetimini yıpratıp direncini kırmak ve masaya zorlamak. Evet. Sonrasında her nasıl işte şu an e, ABD ve İngiltere başta olmak üzere diğer Batılı ülkeler Ukrayna'ya sürekli silah yardımında ve ekonomik yardımda bulunarak. E, sahada durumu e, Ukrayna lehine çalış, değiştirmeye çalışıyorsa e, Rusya'da elindeki artık son kalan e, barutla diyelim e, özellikle e, ülkenin önde giren şehirlerini vurarak bir nevi halkı da e, işte şey yıldırmak, aynen, yıldırmak yavaş, ve Zelenski yönetimine yavaş, karşı yavaş, zayıflatmak, yerine zayıflatmak istiyor. Ve şimdi son gelen bilgiler mesela Belarus'a da asker gönderdiği söyleniyor. Hatta Belarus kendisi açıkladı 9 bin askerin gireceğini büyük e, kuzeyden de Kiev'e yeniden bir baskı oluşturarak e, biraz daha masaya doğru ittirmek istiyor. Çünkü e, kış aylarında şöyle bir şey var. Ukrayna'nın savaşacağı söyleniyor ama şimdi e, Ukrayna şehirleri e, soğukla ve karanlıkta kalırsa e, buradan Zelenskiy evet. içinde e, çok e, ne kadar dayan olursanız olun şimdi sivil halk o bölgede yaşıyor. Evet. Burada bir, bir iki, iki tane çıktı var. Ya sivil halk orada kalacak ve direnmeye devam edecek bunun karşısında da işte soğuk ve e, karanlıkta kalmasıyla beraber e, istenmeyen sonuçlar doğuracak ya da nasıl 24 Şubat'tan hemen sonra Uk Ukrayna'nın bazı şehirlerinden Avrupa'ya bir göç dalgası yaşanmıştı. Sonra bir kısmı onların geri dönmüştü. Şimdi benzer bir dalga yaşanacak mı bu sefer zaten enerji kriziyle beraber büyük bir ekonomik e, kriz yaşayan Avrupa ülkeleri bu sefer bu göçmen baskısıyla beraber e, içeride başka bir e, siyasi fatura çıkacak bu batılı ülkeleri buna çok zorluyor şu an. iki tane hedefi var Rusya'nın. bir içeride Ukrayna'nın direncini kırmak. İkincisi ise olmazsa bu yeniden Avrupa'ya bir göç yolunu açıp Avrupa ülkelerini içeriden siyasi olarak yıpratmak. Bunun ikisini oynadığı oynuyor oynadığını söyleyebiliriz. Filiz Hocam bir de Rusya'nın bu Enerji Türkiye'ye Enerji Transit Merkezi kurma önerisi bu geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Kazakistan'daki Asya'da işbirliği ve güven artırıcı konferans zirvesine buna buna damga vurmuştu. Aslında Batı ile ilişki noktasında bir bir, bir, bir takım e, Rusya'nın talepleri vardı. Bunlar konuşuluyordu zirvenin başında. Zirve bittiğinde e, bambaşka şeyler konuşmaya başladık. O da Putin'in zirveden bir gün önce yaptığı ve zirve günü de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaştığı Türkiye'ye bir e, transit enerji merkezi kuralım önerisi oldu. Tabi bu arada o zirvede Rusya ve e, Ukrayna Savaşı'nın e, çözümüyle ilgili de e, gündem'e gelmiştir tabii ki de ama bu daha ön plana çıktı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Rusya'nın e, transit e, enerji transit merkezi kurma meselesi. E, biz şunu mu anlıyoruz: Türkiye'de ulusal e, piyasaya, yerel piyasaya yönelik bir zaten depolama merkezi e, var. Fakat uluslararası anlamda bu merkezin kurulması, Avrupa'ya gaz gitmesi, buradan Türkiye'nin Kazancı ne olur? Türkiye bir enerji doğalgaz ülkesi değil. Doğalgaz çıkaran bir ülke değil. Evet, Karadeniz'de bizim doğalgazımız var. Çıkarma süreci devam ediyor. Ama netice itibariyle Türkiye bir doğalgaz zengini bir ülke değil. Fakat e, tıpkı İngiltere'nin e, petrolünün olmaması gibi... ...ama aynı İngiltere petrolü fiyatlandırabiliyor. Türkiye'de e, doğalgazı uluslararası piyasalarda fiyatlandırabilen... ...ve e, kendi bölgesinde bunun borsasını... ...kurabilmiş olan bir ülke olur mu acaba bu süreçte? Aslında çok güzel ifade ettiğiniz son cümle... ...bütün süreci özetleyen bir cümle diyebiliriz. Tam olarak hedeflenen bu. Türkiye bunu aslında 2014 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın... ...2015-2019 Enerji Stratejisi Çalıştay'ında ki katılımcılar ki bizde enerji politikaları ve piyasaları uygulama araştırma merkezi olarak İstanbul Üniversitesi'nden davet edilmiştik. Ortak olarak çıkan başlıklardan bir tanesi buydu. Türkiye'nin doğalgaz gaz ticaret merkezi olması tam ifade bu çünkü. Diğer ifadeler çok ucu açık ifadeler ama doğalgaz gaz ticaret merkezi olma hedefi daha gerçekleştirilebilir. Yani böyle bir vizyon ...daha gerçekleştirilebilir bir e, vizyon diyebiliriz. E peki bu Türkiye'nin hedefi... ...bununla ilgili süreçte Türkiye ne yaptı bugüne kadar? Bütün altyapıyı kurdu mu? Evet kurdu. Borsa e, süreci yaşandı, depolama tesisleri yapıldı... E, ...kendi rezervlerimizle ilgili arama çalışmaları yapıldı... ...Sakarya'da rezerv bulundu, Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları devam ediyor... E, ...gemiler alındı, Türkiye artık bunda dışa bağımlı değil... Ve e, pek çok kanaldan bu doğalgazı tedarikle ilgili süreçte yönetiliyor mu yönetiyor? Çünkü tek bir e, sadece Azerbaycan'dan gelecek gaz yeterli olmayacaktır. E, bu Neden Rusya şu anda bunu yapıyor? Belki bu soruya daha çok eğilmek gerekiyor. Orada da işte Senor Hocam'ın biraz önce ifadelendirdiği Rusya'nın yeni dönem... E, ...Ukrayna ile ilgili süreçte baskı oluşturma çabasının bir parçası. E, bunu neden şu anda yapıyor? Çünkü... Rusya 2009 yılında 2030 enerji stratejisini yeniledi ve 2030 enerji stratejisinde kademeli olarak Batı ülkelerine satış yerine Doğu ülkelerine yani Asya ülkelerine satışı öngörüyor ama kademeli olarak bir anda vazgeçmek değil. İki bu kademeli geçişte de artık Ukrayna'yı değil Ukrayna'yı bayfas etmek diye adlandırıyor Türkiye üzerinden e, Avrupa'ya gaz tedarikine devam etmek. Zaten Ukrayna meselesi sonrasında Çin'in Avrupa'ya Rus gazını sattığı da ortaya çıkmıştı. E, dolayısıyla hala Avrupa üzerinde bir baskı kurma çalışması var. Oradan da bir gelir elde etme ifadesi var. Ama diğer taraftan da Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişlediğini ve derin, derinleştiğini söylüyoruz. Buna katkı yapacak bir hamle de olacaktır. Karşılıklı bağımlılık olacaktır ama. Sadece Türkiye'nin bağımlılığı değil, Rusya'nın da Türkiye'ye bağımlı anlamına gelecektir. Yine Karaman İlhakı döneminde Türkiye'nin batının yaptırımlarına dahil olmamasının e, bir karşılığı olarak Türk akımı önermişti e, Putin. Şu anda da bunu önerip, önererek Ukrayna meselesinde Türkiye'nin o dengeli tutumunun bir anlamda karşılığını veriyor. Tahıl mutabakatında Türkiye'nin çok güven zemini oluşturmasının bir anlamda Türkiye kazancını elde ediyor ama üretilmesi gereken riskler var mı? Evet var. Türkiye bu doğalgaz gaz ticaret merkezi olma vizyonunu gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Özellikle Doğu Akdeniz e, boru hattı ile ilgili sürecin Türkiye ne gelişmesi, e, Irak e, ve Orta Doğu'dan diğer rezervlerin gelmesiyle ilgili herhangi bir sorun olmaması, e, Azerbaycan'dan gelen tanapta zaten bir problem yok. Sürekli orada e, gaz akışının artması söz konusu. Türk akımda da bir problem yok. Buna ilaveten şu anda. Kazak ve Türkmen rezervlerinin Hazar boru Oradan da Tanıp üzerinden ve e, Bakı Tiflis üzerinden yine dünya pazarlığına gitmesi de söz konusu. Türkiye bunu yapabilecek iradeye sahip ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya likit doğalgaz gaz satma, Türkiye'ye de likit doğal satma durumunu iyi yönetmek gerekiyor. Bu anlamda orada bir risk var, yönetilmesi gereken bir risk var. Avrupa şu anda ne hedefliyor? Bugün bir toplantı için e, ben sizde de bulunamıyorum. ve burada bir ifade kullanıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve NATO ülkeleri 2027 yılına kadar Rus gazından tamamen bağımsız hale gelmeyi hedefliyorlar. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri'nden likit doğalgaz, Norveç'ten e, e, yine e, Rus altern Rusya alternatif nereler var dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri, Norveç başta onun dışında Afrika ve Orta Doğu, ki burada Katar öne çıkıyor. İran'la ilgili sürecin neden e, bu yöne evrildi, 5 artı 1'e neden dönüldüğünün bir diğer açıklaması da bu olarak okunabilir. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri acı reçeteyi içmeyi öngörüyorlar 2027 yılına kadar. Ha şu anda kısa vadede bunu yapabilecek irade var mı? Çok ilginç haberler düşüyor Avrupa ülkelerinde şu anda. Ormandan odun hırsızlığı vakalarının arttığına yönelik Kömürü, çok ciddi bir kömüre eğilim var. Almanya nükleer santralleri kapatmayı öngörüyordu. Onları kapatmama kararı aldı. Fransa aynı şekilde. İngiltere'de kömür kullanımı sonrası doğalgaza geçmeden önce Londra'da çok ciddi ölümler oluyordu Benzer bir e, senaryonun tekrar yaşanmasının beklendiği ifade ediliyor. Pek çok e, sosyal e, hareketlenme, ayaklanmanın olabileceği öngörülüyor. Tamamen bu enerji kıtlığı sebebiyle. Ama buna dayanmayı tercih edecek. ha Ne kadar dayanabilecek? O şu anda kestirilemiyor ama Rusya kararlı. Çünkü Rusya zaten hazırlığını 2030 enerji stratejisinde... ...buna göre yaptı... ...bu saldırının şu anda olmasının sebebi de bu... ...OPEC artı ülkeleri şu anda... ...o yüzden arzı... ...belli bir seviyede tutma kararı aldı... ...bütün bunlar aslında bir... ...plan dahilinde yürütülüyor... ...ama 21. yüzyılın... ...şöyle bir e, özelliği var... teknikler belirsiz... Böyle bir tehdit gündeme gelir ki... ...yarın ne Avrupa ülkeleri... ...ne Amerika Birleşik Devletleri... ...ne Rusya ne başka bir ülke bunu yönetemez... Ve tamamen çok farklı bir yöne gidebilir. Aynı salgın gündeminde olduğu gibi iklim değişikliği çok ciddi bir risk yönetilebilir bir şey değil. Çünkü doğa insanın müdahalesiyle yürüyen bir parametre değil. İnsan müdahalesi pınarlı doğa akışına. Dolayısıyla ülkelerin evet bir ajandaları var. Bu ajandalar yönünde hamleler yapıyorlar. Ama e, orada hiç bilinmeyen ki e, serner hocamla e, bu hafta içerisinde sosyal medya üzerinden e, bir e, paslaşmamız olmuştu Kim jong Kyun'un sürekli füze denemesi hikayesi var. Orada o kadar ilginç şeyler olabilir ki e, Pasifik'te şu anda denizaltılar var ve nükleer bir himmatla dolu denizaltılar var. Ve bunlar birbirinin teğet bir şekilde dolaşıyorlar. E, bunlar çok ciddi riskler. E, Tayvan meselesi ortada. Yani öyle parametreler var ki e, bu, bu süreci tamamen başka yöne çevirebilir. Ama Türkiye'nin iradesi nedir? Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma vizyonunu yönünde siyasi irade gösteriyor. 2020-2024 enerji stratejisinde bu güncellendi e, hedefler yenilendi. Bununla ilgili bütün Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Zine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi çok koordineli bir şekilde hareket ediyor. E, bu noktada bu vizyonu gerçekleştirmek için bütün bileşenler, sektördeki aktörler dahil olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, lobby grupları dahil olmak üzere bunu gerçekleştirmeye de irade gösteriyorlar. Ama burada karşılıklı bağımlılık olduğunda yine hatırlamak lazım. O hem Rusya'ya Türkiye'ye bağlar Türkiye'nin Rusya olan bağımlılığında da evet bir parametredir. Ama kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin hem bölgesel gücüne çok büyük katkı yapacaktır. Ama aynı tavır mutabakatında olduğu gibi Türkiye artık sadece bölgesel sorunlara değil, küresel sorunlara da çözüm yaratan ülke olma konumuna bir kere daha katkıda bulunacaktır aynı e, en fazla yardım yapan ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselmesi durumunda ve tabakatında yapıcı rol oynaması durumunda olduğu gibi. Evet. Burada noktalar süremize sonra evet. geldik. Sadece şu eklemi yapmak istiyorum Filiz Katman Hoca'ya. Türkiye'nin küresel anlamda çözüm e, çözüm yeteneği ya da sorun çözme yeteneği e, ve bu konudaki itibarı, bu konuda aranan ülke olması, enerji krizi Avrupa'da malum zaten anlattı evet. da. Ee, şu an için Enerji Bakanlığı'ndan da duyduklarıma göre Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez Hı. aslında bu hani sabah kalkıp gece yarısına kadar çalışan bir adam ama telefonda hiç susmuyor. Arayanlar kim? Ee, ne kadar Avrupa ülkesi varsa o ülkelerin Enerji Bakanları hatta bazıları günde 2-3 defa Sayın Dönmez'i arayıp e, doğalgaz doğal konusunda ricacı oluyorlar ki bu ülkelerin içerisinde Yunanistan'da Thank. dahil. dahil diyelim Önemli. ve noktalayalım programımızı Serhülya Sıkaya ve Filiz Katman çok teşekkür ederiz sınır ötesine bu haftada noktalıyoruz hafta yine karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.